Çok değerli izleyenler, hayırlı akşamlar. Bir vizyon programıyla daha karşınızdayız. Bugün çok değerli misafirlerim var. Kendilerini önce takdim etmek istiyorum. Hemen bana göre sağ tarafımda Halil Mert beyefendi, emekli yarbay, strateji kendileri, ayrıca bir derneğin... Evet, Asriyat İş Adamları Derneği'nin yönetim kuruluyuz. Asrılımı nedir onun hocam? Asrın İş Adamları Derneği. Asrın İş Adamları, peki. Ayrıca iş adamı beyefendi. Profesör Ferman Demirkol beyefendi, anayasa hocası. Bizim zaten vizyondan, akitten her iki konuğumu da tanıyorsunuz. Ferman Bey, siz hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun, teşekkür ederim. Değerli izleyenler, bugün 15 Temmuz kıyamından sonra neler yapıldı? Ya da neler yapılmalıydı, yapılamayanlar nelerdir? Çünkü 15 Temmuz kıyamında bu aziz vatan 256 vatandaşını şehit verdi. 3000'e yakın insanımız gazi oldular. Yani bu işgal kuvvetlerine karşı gerçekleştirilen bir kıyam hareketiydi. Bu kıyam hareketine uygun tarzda mesela muhalefet partileri davranıyor mu? İktidar partisinin yapması icap eden nelerdir? Neleri yapmalıdır? Yapılanlar nelerdir? Tabii pek çok mücadele veriliyor. Değerli izleyenler, ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir değişim rüzgarı esiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde neler oluyor? Cumhuriyet Halk Partisi milletin değerleriyle ne zaman barışacak? Bu emareler görülüyor mu? Biz neden Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşmak istiyoruz? Çünkü değerli izleyenler, iktidarın esasen yardımcısıdır ana muhalefet partisi. Ne demek bu? Gerek tenkitleriyle, gerek teklifleriyle, gerek örnek davranışlarıyla ana muhalefet olmak, muhalefet partisi olmak da ayrıca yükümlülük arz eder. Yani parlamentoda gidip oturuyorlar, konuşuyorlar şeklinde bir değerlendirme kesinlikle yanlıştır. Çok önemli görev ifade etmekte muhalefet partilerinin tamamı. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi bakımdan önemli. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde nereye doğru gidiyoruz? Yapılması gerekenler nelerdir? Çünkü gerçekten Türkiye çağı yakalama noktasında bürokratik engellerle karşı karşıya yaşıyor. Bir de bir takım alışkanlıkları yenmenin, bir takım alışkanlıkların üstesinden gelmenin, daha pratik şekilde yönetilmenin beklentisi içerisindeyiz. Umudumuz odur. Sayın Cumhurbaşkanımızın da zaten kendisini de risk alarak, kendisi açısından hiçbir ihtiyaç hasıl olmadan böyle bir hadiseyi milletin önüne düşmek suretiyle gerçekleştirmiştir. İyi Parti, İyi Parti'nin seçimlere girmesi, İyi Parti'nin mevcut durumu hep konuşuldu durdu. Ancak Koray Aydın bir açıklama yaptı. Koray Aydın'ın yaptığı açıklama gerçekten önemli. Biz kendimiz yapsaydık, kendimiz karar verseydik, Millet İttifakı'nı yapmazdık dedi. Bu çok önemli bir açıklamaydı. Bu ne demek? İşte bunları da konuşacağız. Peki, arzu ederseniz hocam sizden başlayalım. Buyurun. Yani benim sağdan başlıyoruz ama benim şeyime göre sağ taraf orası. Ben büyüğümüz hocam zaten. Ayrıca zaten Halil Bey de size şey yaptılar. Fark etmez. Buyurun hocam, arzu ettiğiniz yerden başlayın, buyurun. Şimdi ben ilk defa sizin programınızda Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili şöyle bir ilk defa herkesin duyacağı bir sözü söyleyeceğim. Buyurun. Çok aykırı bir sözdür. Çok itirazlar geleceğini biliyorum. Anlaşılmayacak bir konudur. Cumhuriyet Halk Partisi 1938 yılında kapatılmalıydı. Bir daha tekrarlıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi diye bir parti Türk demokrasi ve siyasetinde... Önemli bir şey söylüyorsunuz, bunu gerekçeli söylemeniz lazım. Söylüyorum, hemen açıklayacağım. Çünkü 1938 yılında kadar olan parti Atatürk'ün dönemindeki olan bir partidir. Atatürk'ün partisi değil mi şu anda? Hayır. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün, partiler sadece geçmişteki liderleriyle anılması da doğru değildir. Halkın partisi olmalıydı. Biz kaç yılında çok partili hayata geçtik Halis Bey? 1950 yılında. 45 yılında, 46 yılında Demokrat Parti kuruldu. Evet. 50 yılında çok parti hayata geçti. İşte o 50 yılında Cumhuriyet Halk Partisi siyasi hayata girmemeliydi. Çünkü o devlet partisiydi. Bir. Bakın gerekçemi söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi o döneme kadar parti değil,
parti devletinin içinde emrinde olan bir kuruluştur. Yani bana göre kamu kuruluşudur. Halbuki siyasi... Yani devletin kurumlarının oluşmasında öncülük etmişse o görevi yapmış, bitirmeliydi. Evet. O gün salt bir parti anlamında görmememiz lazım. Çünkü devleti kurmakla görevli olmak ile bir siyasal partinin amacı seçimle iktidarın el değişmesinde aracılık olmaktır. O döneme kadar Cumhuriyet Halk Partisi 1950'ye kadar devletin partisiydi. Devletin organlarını oluşturuyordu. Bu birinci gerekçem. İkinci gerekçemi söyleyeyim. Evet. Tarihte bir takım olayların hepsini bugün Cumhuriyet Halk Parti'ye mal edilmektedir. Halbuki benim dediğim dönemde parti kapatılıp yeni bir partiyle, yeni bir isimle siyasi hayata girmiş olsaydı bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi geçmişten sorumlu olmazdı. Ve derdi ki ben yeni bir partiyim, o geçmişte kalmış tek parti dönemidir, onun hesabını o parti vermiş olsun. Ama o günün hesabını da bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nden soruyoruz. Devlet Partisi Cumhuriyet Halk Parti ile siyasal parti Cumhuriyet Halk Partisi karışmış durumda. Hocam aslında siz burada şöyle bir iyilik de yapıyorsunuz. Kime yapıyorum? Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Öyle mi? Evet. Tabii diyorsunuz ki. Yani objektif olarak da anlatıyorum. Evet. Siz öyle bir tarihe sahipsiniz ki, hı hı, camiler kapatmışsınız, camileri ahır haline getirmişsiniz. Sonra siz Kur'an kurslarını kapatılmaz. Dersindeki bir takım olaylar size fatura edilmiş, var. Geçmiş olaylar edilmiş efendime falan filan. Nuri Demirhan Hürkuş uçağını 200 tane uçak üretmiş. Efendime söyleyeyim, o fabrikayı kapatmışsınız. Yani pek çok hakikaten şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'liler bu olayları bilenlerin hatırlamak istemeyeceği bir geçmiş var. Bir de hatırlayacağı bir şey söyleyelim. Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi devlet kurmuştur, kurumlar oluşturmuştur, etmiştir. Ama bunu niye bir partiye mal ediyorsunuz? Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün partisidir. Hayır. Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün partisi değildir. Cumhuriyet Halk Partisi 1950 yılına kadar devletin partisiydi. Milliyetçi Hareket Partisi kimin partisiydi? İlk kuruluşunu size söyleyeyim. Temelinde Fevzi Çakmak var. Alparslan Türkeş'e gelinceye kadar bir takım isimler var. Nasıl anlayacağız biz? Fevzi Çakmak Partisi mi diyeceğiz? Ama Demokrat Parti'ye Menderes Celal Bayar Partisi diyebilirsin çünkü çok partili hayattan sonra ortaya çıkmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'ne iyilik ediyorsunuz diyorsunuz ama devletin kurumlarını oluşturmasında da katkısı olmuş bir partidir. O zaman siz bunu nasıl o dönemi parti mi diyeceğiz, devlet mi diyeceğiz? O dönemden sonraki parti diyebilirsiniz. Ama onu yansıtıyor, onu anımsatıyor, onu hatırlatıyor. Burada ayırmalıydı. Cumhuriyet Halk Parti yöneticileri 1950 yılında mesela başka bir parti adıyla olmalıydı. Halk Partisi olmalıydı, Cumhuriyetçi Parti olmalıydı. Bir şey demiyorum ben. Ama bizim bildiğimiz tek parti döneminin Cumhuriyet Halk Partisi olmamalıydı. Birincisi bunu bilmek lazım. Bu yönden siz iyi bir hatırlatma yapıyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu bir hizmettir. Cumhuriyet Halk Partisi bir şeye cevap vermiyor. Çalışıyor, savunmaya cevap vermeye çalışıyor. Toplumun değerleriyle ne kadar uyumludur, uyumsuzdur bakınız. Tartışmalar Cumhuriyet Halk Parti. Ama Devlet Partisi Cumhuriyet Halk Parti ile siyasi parti Cumhuriyet Halk Parti'yi ayırt etmiş olsaydık onun hesabını bugünkü Cumhuriyet Halk Parti verirdi. Dünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin hesabını çok da soramayız. Neden? Çünkü devlette. Devlet o gün karar verdi, bir şey halletti. Kararını devlet ayrıca bir demokrasiyle, ayrıca bir çok partiyle vermiyordu, mecliste vermiyordu. Cumhuriyet Halk Parti'den başka bir parti yoktu. Bir deneme yapıldı. Serbest Fırka'yı Atatürk kurdurmak istedi. Arkadaşına baktı ki durum çok değişiyor, Serbest Fırka kapatıldı. Sonra 1950 yılında beklendik ve çok partili hayata geçtik. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir girdabın içerisinde, çıkmazın içerisinde, bugünkü çıkmazlarının da sorunu, benim dediğim bu sorunu çözmemelerindedir. Ama geçmiştir artık Cumhuriyet Halk Partisi. Peki, Ferman Bey, Cumhuriyet Halk Partisi 25 bandında dolaşıyor. Evet. Şimdi tabii yeni Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı, işte ben 30'a getirdim, makus tarihini yendim falan iddialarıyla geliyor. Ama şunu kimse sormuyor. Hı. Neden biz %25, %30'da kalıyoruz? Kalıyoruz. Niye kalıyoruz? Hem de yani, yeni değil. Son, bu seçimde kalmıyorlar. Evet. Daha ne zamandan beri yıllardır böyle devam ediyor. Evet. Yıllardır kalıyorlar. Şimdi merhum Erbakan bir hatırasını kamuoyuyla paylaştığı bir hatırasıdır. Deniz Baykal'la uçakta karşılaşıyorlar. Deniz Baykal Erbakan'a diyor ki merhuma, hocam diyor, bu şeyi nasıl üzerimizde anlatacağız? Rize'de diyor bir hanımefendi, bir yaşlı teyze güğümle, ibrıkla su doldurmuş,
evine götürüyordu. Yanına yaklaştım. Dedim ki teyzeciğim ben alayım dedim. Elinden aldım. İşte evi de zaten Çeşme'ye yakın. İşte beni tanıyor, tanıdın mı? Yok tanımadım. Ben işte Deniz Baykal, CHP'nin genel başkanı deyince uy uşağı bundan abdest alınmaz ki dedi. Bunu nasıl halledeceğiz diyor. Halkın bakışı da. Bakışı yani niye hafızalardan silinmiyor? Yani Kur'an-ı Kerim okunmasının yasakları, şunlar yasaklar dönemi var Cumhuriyet Halk Partisi. Yani bu dönemlerin unutulması ve şeyi mümkün değil. Yani hakikaten bir şey, bir tarih var. Sizin bu öneriniz o bakımdan dedim ben. Yani belki de geçmişten kurtulma bakımından da bir, siz başka bir açıdan baktınız. Ama şöyle bir şey de var mı? Nasıl olsa bir %25 yani sol. Var, çantamda keki. Sol, ben solcuyum diyen. İşte ben Aleviyim diyen çoğunlukla, bazı Aleviler değil tabii, çoğunlukla ben Aleviyim, benim partim. Çünkü ben bir milletvekili adaylığım sırasında dediler ki bana, Halis Bey bu var ya şu bayan bakkalın önünde oturuyor, bu bakkal Alevidir ve Tokatlıdır, hemşehrindir. Zaten gideceğim de yani ona göre konuş yani Tokatlı hemşehrin. O hemşehrim, ablacığım, teyzeciğim nasılsın filan dedim. Yanındaki tabureye oturdum. Dedim bak ben Tokatlıyım, milletvekili adayıyım. Hemşehrin olarak oyun istiyorum deyince dedim bak parti olarak değil mi? Hemşehrin olarak istiyorum. Bana döndü şöyle, bir partimiz kaldı dedi, onu da elimizden alsaydınız dedi. Şimdi bura, ama bu yargı, bu teslimiyet Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir rahatlık mı acaba meydana getiriyor? Yani nasıl olsa garanti. Yani biz başarsak da adam oy vermek zorunda, başarmasak da mı diyor. Bir de mesela bunu mutlaka değerlendirmenizi rica edeceğim. Buyurun. Hep demokratikleşmeden bahsediyorlar ve demokrasiden bahsediyorlar. Ve zaman zaman da Sayın Cumhurbaşkanlığı diktatörlükle suçluyorlar. Bu da tabii çok ayıp. Şunun için ayıp. Şahsen ben Kemal Kılıçdaroğlu maazallah diyerek söylüyorum, Cumhurbaşkanı olsa ben onu bizim devletimizin başkanı diktatördür demem. Dünyaya şikayet etmem. Demem. Demememiz lazım. Edeben, millete hürmeten demememiz lazım. Bir. İki. Ya sen adaylarını halka mı seçtiriyorsun ki? Yani kurduğun sistem, desen ki ben Cumhuriyet Halk Partisi'yim ve ben şu anda öyle bir iş yapacağım ki arkadaşlar, bütün illerde buyurun hadi bakalım vatandaş seçsin, buyurun seçin dedin de vatandaş seçmedi mi? Yani demokratikleşme bakışı açısından da sorun yaşıyorum. Buyurun. Halis Bey, yine programımıza yeni bir şey söyleyeyim. İlham geldiği için söylüyorum. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında bir Alevinin olmasına gerek yoktur diyorum. Çünkü 5 aşağı 3 yukarı Aleviler zaten Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verirler. Bir de Alevi bir adamın Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında olmaya gerek yoktur. Bir, %25 diyorsunuz ya, kilitlenmiş bir %25'ten bahsetmek lazım aslında. Siz bahsettiğiniz kilitlenmiş bir yerde. Alevi bir kişi... Yani ben şöyle diyeyim size. Buyurun. Hiç seçim çalışması yapmasalar, otursalar muhtemelen o civarda oy alırlar. Yani bir siyasi partinin asla amacı ben en iyi muhalefetim, yerimde rahatım, kimse dokunmasın demek doğru değildir. O zaman sen partini kamu düzeni haline, kamu kurumuna getiriyorsun. Halbuki siyasi partiler bir kamu kurumu değildir ama kamu hizmeti görürler. Bakın çok enteresan bir şeydir. Kamu kurumları değildir yasasında ama kamu hizmeti görürler. Devleti yönetmek üzere görürler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin %25'i, bence Halis Bey siz güzel bir konuyu dikkate getirdiniz. %25 biraz batmalı, rahatsız etmeli, sıkıntı yaratmalı. Görülüyor ki bence şu andaki genel başkanı da, Cumhurbaşkanı adayını da %25 pek rahatsız etmemiş. %25 oy almışlar, %22. %25 dedi, %22. Öbür tarafta %32. Memnunlar. Niye memnun olduklarını bir analiz edeyim ben. Buyur. Diyorlar ki bir... Onu da yapın, Halil Bey'e geçelim. Evet tamam. Halil Bey'e de bir pas atmak için söyle. Diyorlar ki Cumhuriyet Halk Partiler, ya biz kimlere hizmet etmedik? Bizden İYİ Parti oy gitti bir. Bizden HDP oy gitti iki. Daha bizden ne istiyorsunuz? Bizde kala kala %22 kalmış. Bizim oyumuz çok yüksek aslında. Biz onlara verdik ki HDP barajı açsın. 60-70'e yakın milletvekili AK Parti'ye gitmesin. Çünkü yasaya göre, bu seçim sistemine göre HDP barajı aşmadığında bunun yansıması öyle olacaktı. İki, Cumhuriyet Halk Partisi taraftarının bir kısmı da İYİ Parti'ye de oy verdi.
İYİ Parti'de oy alsın, MHP'ye zarar versin. MHP'ye milletvekili falan gitmesin. Dolayısıyla böyle düşündüğümüz zaman bence Halis Bey, Cumhuriyet Halk Partisi'nin hakkını yememek lazım. Cumhuriyet Halk Partisi hizmet ediyor aslında. Kendi açısından yapıyor. Kendi açısından bir hizmet ediyor bu durumda. ama Muharrem İnce'nin bir sözünü hatırlatıyorum. Halil Bey'e bırakalım sözü. Diyor ki, benden asla kurultay duymayacaksınız. Seçimden sonra benden asla kurultay duymayacaksınız. Şimdi ne oluyor? Kurultaylar partisi olmak da doğru bir parti değildir. Biraz yerine oturması lazım. Bir, ikincisi Cumhuriyet Halk Partisi gerçekten halkın değerleriyle bağdaşması lazım. Bir, sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne bunu yüklemek de doğru değil. HADEP'ten de bunu düşünmemiz lazım. Öbür başka partiden de düşünmemiz lazım. HADEP, Türkiye Partisi mi olmak istiyorsun yoksa ırk partisi mi? Irk partisi olursanız da darılaşırsın. Türkiye'de ırk partisi olan sadece belli bir mezhebin, sadece belli bir din grubunun partisi olmak darlaştırır. Darlaştırma demokrasiye uygun değildir. Demokratik çözüm istiyorsunuz, demokratik çözüm açılım olması lazım. Son bir seçimde, bundan evvelki seçimde Cumhuriyet Halk Partisi ne yaptı? Bir hatırlatma yapıyorum sadece. 81 ilin 40 ilinde ön seçim yapılacak bir şartla. Bir hatırlatma yapıyorum. Birinci, 3, 5, 7, 9 sıraları merkez, 2, 4, 6, 8'leri ön seçimle. Yani 81 ilin hepsi değil. 40 ille ön seçime girdiler. Orada tekleri merkez, çiftleri halk veya çiftleri merkez. Bir de bazı tasfiye yapacaklarını da şeye soktular. Ha, şimdi evet. Üçüncü bir handikap söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaylar içerisinde önemli sıralarda, seçilme sıralarında Aleviler var. Aleviler bu ülkenin bir insanı. Aleviler bu ülkenin parçası. Alevilik bir ayrımcılık değildir. Bir mensubiyettir, bir sıfattır, bir durumdur, bir değerdir, bir inançtır. Siz bunu bir partide böyle kümeleştirerekten... Bu da yanlış. Bu da doğru değil. Bunu yapmaması kendiler için de iyiydi. Evet, kendiler için de. Şimdi ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin savunuculuğu yapıyorum burada. Siz güzel bir başlık açtınız. Onların lehine bir durum. Cumhuriyet Halk Partisi bunları atmalı, değiştirmeli. Bu demokrasiye de uygundur. Demokratik bir hale doğru gelmiş olması gerekir. Yarın iktidar mı olur? Tabii ki olmalıdır. Yarın iktidara mı gelmelidir? Tabii ki gelmelidir. Bir tek partinin devamlı iktidarda olması da doğru değildir. Onu da söyleyeyim ben. Fikrimi söylüyorum bir anayasa okuyucusu olarak. Ama alternatif de biraz gelmenin yollarını aramalı, imkanlarını yani aramalıdır. Bu haliyle maazallah böyle bir şeyde tabii temenni eder miyiz, etmez miyiz Halil Bey? Evet. Cumhuriyet Halk Partisi milletin değerleriyle neden bütünleşemiyor? Bir. İkincisi de bu Millet İttifakı çerçevesinde bir yani CHP bir yandan da HADEP'i besledi. Yani baraj açması için elinden gelen şeyi yaptı. Yani CHP milletin değerleriyle bütünleşmesi, bütünleşememesi konusunu nasıl görüyorsunuz? Buyurun. Şimdi tabii CHP yakın Türkiye tarihinin de siyasi tarihinin de esasında özeti gibi duran bir siyasi hareket. Şimdi şunu söyleyelim. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi ilk kurulduğunda yeni bir rejim kuruluyor. Bu yeni rejim yeni bir ideolojiyle ve yeni bir iddiayla ortaya çıkıyor. Ve yeni rejimin iddiası şu. Ben yeni bir Türk yaratacağım. Yeni bir Türk. Ve başında da Atatürk var. O yeni Türk'ün atası. Eski birçok değeri ondan sonra reddeden, hatta buna Nihal Atsız'ın bile şeyi vardır, yani şerhi vardır. Siz kimsiniz diyor, 15 bin yıllık, işte 5 bin yıllık Türk tarihini bir tarafa koydunuz, ecdadın camilerini, türbelerini kapattınız. İşte yeni eğitim sisteminde hayır diyor, işte kız okullar, erkek okullar ayrı olmalı vesaireye varana kadar ciddi eleştirileri var. Türk milliyetçisi olan kesimlerin de. Şimdi sözü şuraya getireceğim. CHP seçkinci bir ideoloji üzerine bina ediyor kendisini. Yani bakın ilk meclis tasfiye ediliyor. İkinci mecliste artık geriye kalanlar olduğu gibi tasfiye ediliyor. İşte şimdi ben yani bunu söylerken hemen aklıma Deli Halit Paşa geliyor. Yani meclisteki ilk cinayet. Akabinde ilk meclisle beraber İslami hassasiyeti yüksek insanlar tasfiye ediliyor. 1929 yılında Türk Ocakları tasfiye ediliyor. Bana göre 1935 yılında rahmetli Atatürk de tasfiye ediliyor. Şimdi ben hocama şu konuda katılmıyorum. Yani işte 38'de CHP kapanmalıydı, yine bir parti kurulmalıydı. Bunu asla yapmazlardı. Çünkü mevcut CHP ideolojisi... Yapmazlar mı ayrı, katılmıyorum ayrı. Yani sonuç itibariyle o mevcut ideoloji üzerinde İsmet İnönü bir şeyleri bina etti. Ve biliyorsunuz ondan sonra
yani seçim sistemini vesaireyi falan filan ona göre dizayn etti. Burada asıl bizim sorgulamamız gereken şu. Evet. CHP deyince bizim aklımıza bir zihniyet gelmedi. Mesela şimdi siz bizden, benden büyüksünüz, soruyorum şimdi size. Demirel hangi zihniyete mensuptu? Bu seçkinci CHP zihniyetine mensup bir adam değil miydi? Ama yıllarca muhafazakar kesimler ona oy verdiler. Bakın, şimdi Türkiye'de bir tezgah vardı. Ama sağcıyım dedi. İşte bakın, solcuyuz dedi. Ama bakın şimdi biz bunun ne olduğunu şimdi resmi artık tarih biraz olmaya daha, başlayınca biraz daha, derinler, daha net görebiliyoruz. Biraz daha derinle, biraz daha geri tarihlere döndüğümüzde de Rusya'ya daha yakın bir CHP, Amerika'ya yakın bir Adalet Partisi. Şimdi şöyle söyleyelim. Şimdi CHP her zaman Batı'ya yakın oldu. Yani hiç Rusya'ya yakın olmadı. Rusya'ya yakın olan son işte devrilmeden önceki son 3 yılında ondan sonra Menderes, yine ihtilal olmadan önceki 1-2 yıl Demirel biraz yakınlaşıyor ekonomik çözümler bulma adına ve o dönemlerde zaten bizim işte genel çelik fabrikaları yani duruma göre vaziyet almak o halk yani halk nezdinde böyle intibalar oluşturulmuş olabilir. Ya da işte Go Home Johnny diyen adamlar CHP'ye oy verdiği için toplumda böyle bir algı oluşmuş olabilir. Bu sizi yanıltmasın. Yani emperyal değerler, uluslararası güç merkezleri açısından bugün CHP deyince benim aklıma direkt olarak her zaman kraliçe gelmiştir. Çünkü kraliçe CHP ile beraber bu toprakları, bütün bu Osmanlı coğrafyasındaki bağızçı yapıyı CHP ve bağız partileriyle dizayn etmiştir. Ve Demirel de bunun devamıdır. Yani bunu ilk kez bana göre delen, ciddi manada iktidar olarak delen, hükümet olarak delen bana göre Özal. Ve sonrasında şimdi Cumhurbaşkanımız. Şimdi geliyoruz yalnız şuna. Şimdi bizim cephemize geliyoruz. Şimdi bakın. Biz bir cumhurbaşkanlığı seçimlerine girdik. Bu seçimlerin sonucunda artık yeni siyasi ittifaklar, işte Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oluştu. Şimdi bakıyorsunuz Millet İttifakı'nda birbirine benzemez dedik vesaire dedik ama şimdi gerçekçi olmak lazım. Sonuç itibariyle bu siyasi kadrolar ki en başta işte Saadet Partisi. Bu siyasi kadro eğer ayakta kalacaksa ve Saadet Partisi ismiyle siyasete devam edecekse kendisi için bir çözüm üretmek zorunda. Ve bu çözümü de CHP ile aynı ittifak içinde yer alarak bir çözüm üretti. Şimdi geliyoruz şuna. Biz şimdi bakın. Halim şuraya, yerinde dursaydı çözüm bakın, üretmişti ya. Bakın şunu söyleyeceğim. Yerinde dursaydı. Bakın şimdi şunu söyleyeceğim. Şimdi Muharrem İnce diye bir adam geldi. Evet. Dikkat edin. Geleneksel o radikal Kemalizmi, radikal Kemalizmi ve klasik CHP ideolojisini miting meydanlarında gömdü. Bakın bir defa bu seçimin bir defa gerçek sonuçlarını görün. Ve bundan sonra artık bizim muhafazakar sağ diyebileceğimiz kesimler kendilerine benzeyen ama kendisine solcuyum deyip kendileriyle benzer ifadeler kullanan miting meydanlarında bir muhalefetle karşılaşacaklar. Bundan sonra öyle. Ve eğer, bundan sonra bir defa kesinlikle kazanırsa. Bakın bundan sonra artık böyle çok rahat siyaset yapma devri de bitiyor. Bir. İkincisi şunu söyleyelim. Burada siz şu anda iktidar partisini ve şeyi mi kastediyorsunuz? Tabii. Daha rahat olmayacak tabii. Tabii daha rahat olunmayacak. Çünkü bir diğer şey şu. Biz şimdi işte 20 işte eski dönemlerin hastanelerini gösteriyoruz. İşte sağlık kuruluşlarını gösteriyoruz. Sefaleti gösteriyoruz. Nereye kadar? Bir dakika artık. Nereye kadar diyecek bu halk? Ben mesela en son seçimlerden önce hatırlarsanız Enerji Bakanı işte Cumhurbaşkanımızın halkın fevkalade iltifatı olduğunu kaba bir şekilde söyledi. Bu insanların gözünden kaçmıyor. Yani kaba tabirle biz ceketimizi koyarız, oyumuzu alırız, o da bitiyor artık. Artık yeni bir nesil geliyor. Yani orada da yeni bir zümre geliyor. Tabii ki yani şunu söyleyeceğim. Ve sonra bakın Muharrem İnce ısrarla çatışma alanlarını minimize etmeye çalıştı. Bakın şimi CHP'de de alışkanlıklarını devam ettirdiler ama yani dediğiniz doğru. Bakın şimdi çalıştı dedi ya. Yani şunu söyleyeyim bakın. Biz şimdi körler sağırlar birbirini ağırlar durumundan kurtulalım lütfen. Bakın Cumhurbaşkanımızın bana göre Türk yakın siyasi tarihi içindeki en büyük bana göre ona değer atfettiğim şey şudur. Uyandırın adam. Bu milletin gerçek manada uyanmasına vesile oldu. Yani sosyolojik anlamda, tarihsel anlamda 100 yıl sonra insanlar Cumhurbaşkanımızı anarken uyandıran adam olarak anacaklar. Bakın hizmetlerini şey yapmıyorum, küçümsemiyorum asla.
ama fedakarlıklarıyla uyanmamıza vesile oldu. Cumhurbaşkanımızın da tabii bütün bunları niye söylüyorum? Cumhurbaşkanımızın da artık yeni süreçte takkiyi önüne koyması gerekiyor. Yani artık bir hayran kitleyle bu siyasetin yürümesi zor görünüyor. Yani CHP bence biraz önce hocamın söylediği eleştirilerin büyük çoğunluğunu Muharrem İnce kabul etti. Ve dikkat edin, bakın CHP'den İyi Parti'ye oy verenler İyi Parti'ye kıyak olsun diye oy vermediler. Hayır. CHP'nin HDP ile yakınlaşmasından tiksinen Atatürk milliyetçisi kesimler vardı, Kemalist kesimler vardı. Bunlar İyi Parti'ye oy verdiler. Ama şimdi bakın, asıl oyu İyi Parti MHP'den aldı. Öyle... Tabii ki. Hayır. Yani şunu MHP'de söyleyeyim. AK Parti'den aldı. Hayır, şunu söyleyelim. Bakın CHP yani İyi Parti'ye kıyak yapmadı. CHP HDP'ye kıyak yaptı. Peki bunun bir sosyal geçmişi, altyapısı yok mu? Var. Yine sizler bunu çok var, iyi biliyorsunuz. Var. Bakın yani bugün HDP'nin içinde Ahmet Türkler vesaireler 12 Eylül öncesi nerede siyaset yapıyorlardı? Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapıyorlardı. HADEP, yani HADEP malumunuz, bir izleyicilerimize hatırlatmakta yarar var. SHP bünyesinden milletvekili olarak geldiğimizde ve mecliste biliyorsunuz işte o bayraklar, işte kravat renkleri, yani bilmem neler. Genel başkanlığında olan bir hadiseden bahsediyoruz. Yani Erdal İnönü'nün. Erdal İnönü'nün genel başkan olduğu dönem HADEP meclise bu şekilde girmiştir. Onların marifetiyle girmiştir. Evet, buyurun. Şimdi yani sözün özü şunu söyleyeceğim. Tabii siyaset artık, yani özellikle bu artık yani başkanlık sistemiyle beraber karşımıza buraya çıkan, gireceğiz. Hayır. Ama yani CHP'den bahsederken yani, abi yani şunu söylemek istiyorum. Başkanlık sistemine değinmeyeceğim. Sadece bu seçim sistemi artık farklı kesimleri koalisyonlar, ittifaklar yapmaya zorluyor. Yani buna şaşırmamak lazım ve Türkiye'de gerçekten merkezde halkla beraber hareket eden, bugün AK Parti, yarın başka bir parti, kesinlikle bu doğacak muhtelif ittifakları dikkate almalı. Ve şunu söyleyeyim ben yine, bu seçimden önce bana göre Cumhurbaşkanımız, yani sonuç itibariyle biz çok açık ifade ediyorum, onun Cumhurbaşkanı seçilmesi anlamında ondan sonra başımızı, kellemizi ortaya koyduk, uykularımız kaçtı ondan sonra da. Ama Cumhurbaşkanımızın karşısındaki bana göre en büyük tehdit Abdullah Gül'ün karşı tarafı muhalefetin adayı olarak Cumhurbaşkanı adayı gösterilmesiydi. Yani burada da Abdullah Gül oyununu da bozan, bakın ilk ben başkan olacağım diyen Meral Akşener, sonra ben Abdullah Gül'e oy vereceğime Tayyip Erdoğan'a oy veririm diyen Muharrem İnce. Şimdi bakın bunların hepsini de doğru okumak lazım, sebepleri ve sonuçlarıyla. Yani Türkiye'de sosyoloji değişiyor. Yalnız bu söyleyip geçtiğiniz şeyin biraz altını çizmemiz lazım. Yani çok önemli bir ayrıntıdan bahsediyorsunuz. Evet. Bir, Meral Akşener... Peki Meral Akşener gerekçe olarak şöyle söyledi. Dedi ki ben adaylığımı 1,5 yıl önce açıklamıştım. Millete sözüm var, çekilmem dedi. Gerçek bu mudur, değil midir? Yani ben, gerçek acaba Abdullah Gül'le yapılacak, Abdullah Gül'ün bir tık ötesinde destekçileri kimlerdir? Ondan malumatı vardı da bir orada vatanperverlik şeyi mi gösterdi? Nedir? Hayır, değil yani, ama ben şunu söyleyeyim. Evet. Ben sonuçları itibariyle bakıyorum. Şimdi AK Parti ile beraber işte meclise giren şuurlu diyelim 280 tane, 295 tane adamdan 280 tane kesinlikle kararlı duracak adam var diyelim. Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber giren en az 40 tane asla taviz vermeyecek adam var diyelim. İyi Parti ile de meclise giren en az 25-30 tane şuurlu adam var. Bakın ben sonuçları itibariyle bakıyorum. Yani bu seçimden kazançlı çıkan bu milletin kendisi. Evet. Yani uyarısını da yapmıştır. Evet. Tavrını da ortaya koymuştur. Ferasetini ondan sonra koymuştur. Bu manada yani Muharrem İnce bana göre yeni dönemin, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden çıkıp ama toplum değerleriyle de barışık, ondan sonra yeni söylemlerle gelen, işin ilginç yanı şu, klasik o radikal CHP'liler de Muharrem İnce'nin sloganlarını ve meydanlarda söylediği söylemleri benimsediler. Yani bu da enteresan. Yani CHP evriliyor.
Nereye doğru evriliyor? Klasik, geleneksel sağa doğru evriliyor. Belki 15 sene önce Demirel'in söylediklerinden tabii ki iyi bir şey. Yani millet, yani milletin bakın şimdi solcuyum diyen muhalefeti bile artık iktidarla benzer şeyler söylüyor. Yani iktidar onun için... Peki Ali Bey, bir soru daha sorayım size. Bu cümlenizi bitirin ama. Şimdi mesela ittifaklar konusuna nasıl bakıyorsunuz? Yani ben şahsen şöyle olmasını isterdim. İttifaklar yerine barajı çekselerdi 5'e. Mesela HADEP'in 6'nın üstünde oy alacağını ben düşünmezdim. Çünkü onu desteğe gerek yoktu. Bu kadar büyütmeye gerek yoktu. %5 nasıl olsa geçecek diyecekti. Milliyetçi Hareket Partisi'nin tabii sonradan kabadayılaştı Bahçeli ama netice itibariyle 4'ler 4.5'larda seyrediyordu oyu. Onun da baraj problemi olmayacaktı. 5'in üstünde alacaktı, geçecekti. Bir de kamplaşma olmayacaktı. Adına Cumhur'da deseniz, millette deseniz kamplaşma bu kardeşim. Bunun yolu yöntemi yok. Barajın önünden, yani barajı kaldırıp bu daha doğru olmaz mıydı? Halis abi, şunu arz edeyim abi müsaade ederseniz. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi niye %11 oy aldı? Bakın çok açık ifade ediyorum. Cumhurbaşkanımızı aday göstermesi bir defa Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu düzeyde oy almasının en büyük sebeplerinden bir tanesidir. Daha önceden AK Parti'ye oy vermiş. Vatandaş vefa gösterdi. Bakın ürkücü insanlar dediler ki arkadaş bakın bir Milliyetçi Hareket Partisi ondan sonra %10 barajın altında kalmamalı. Ne olursa olsun bu ülkenin ürkücü refleksi ihtiyacı var. Birinci şey buydu bakın. Birinci amil buydu. Milliyetçi Hareket Partisi'nin oylarının artmasında. İki, AK Parti'deki kibir dağlarından artık insanlar illallah dedi. Bakın özellikle yerelde kırgınlar vesaireler. Yani bunu ben niye söylüyorum şimdi? Bunu ısrarla söyleyeceğim. Eğer biz bunu söylemezsek büyük şehirler AK Parti açısından ciddi bir risk oluşturuyor. Yani AK Parti'yi yöneten tepe kadrolar artık takkiyi önüne koyacak. Aynaya bakacak. Yani özellikle bunu biz söyleyelim. Ya bunu söylerken benim canım acıyor. Ama kimse kusura bakmasın, böyle bir realite var ortada şu anda. Dolayısıyla bu iki sebeple Allah'tan AK Parti ile ittifak yapılmış ve bu oylar ittifakın içinde kaldı. Bakın, ya Milliyetçi Hareket Partisi... İttifakı doğru buluyorsunuz. Ben kesinlikle ittifakı doğru buluyorum. İkincisi, Milliyetçi Hareket Partisi de şunu görmeli. Milletimiz Milliyetçi Hareket Partisi'ne teveccühü artarak devam ediyor. En büyük sebebi Recep Tayyip Erdoğan gibi yerli, milli ve cansiperane kendisini ortaya koymuş bir devlet adamı. Artık milletini tanımış, devletini tanımış, efendime söyleyeyim. Bu değerler sistemini kucaklamış ve inanın benim Çeleköy'ündeki anama da sorsanız, işte Profesör ağabeyime de sorsanız, ya şu ülkede en çok kime acıyorsunuz, kim yalnız, kim mücadele ediyor? Her ikisi de Recep Tayyip Erdoğan diyecek. Şimdi böyle bir siyasi adamın yanında yer alması MHP'yi toplum nezdinde itibarını artırmaya devam edecektir. Şunu da söyleyeyim, tabii Devlet Bey'in bu anlamdaki ferasetinden dolayı da ben Devlet Bey'i hakikaten özellikle 15 Temmuz sürecinden itibaren tebrik ediyorum. Çok özet bir cümleyle HDP'ye geliyorum abi. Cümleyi bitirin. Şimdi bakın, HDP'nin oy kaynağı, iki tane oy kaynağı vardı. HDP'nin barajı aşarken. Şimdi bir defa bu seçimin diğer sonuçlarından bir tanesi de şu. HDP'ye mesela Batı'da da oyları arttı. Kim oy verdi? FETÖ'cüler tamamen HDP'ye oy verdiler. Bakın. İki, Cumhuriyet Halk Partisi maalesef seçmenlerinin bir kısmını yönlendirdi. İşte 4 oydan 1 oyu HDP'ye verin, HDP barajı geçsin diye. Ama bu seçimin, üzülerek ifade ediyorum, sosyal sonuçlarından bir tanesi de şu. Biz hepimiz şunu bekliyorduk. PKK baskısı kalktı, HDP ciddi oy kaybedecek. Maalesef HDP bölgede ciddi oy kaybetmedi. Türkiye'nin problemlerinden bir tanesi de ondan sonra bölücülük Türkiye'de maalesef maya tutmuştur. Yani bunu, siyasette bunu yer tutmuştur. Ciddi ele alması lazım. Tabii Türkiye'yi yöneten kadrolar kesinlikle bununla ilgili çözüm üretmek zorundadır. Bu çözüm de açılımla, saçılımla vesaireyle olmaz. Devlet şefkatiyle, merhametiyle ama ciddiyetiyle de bütün memleket sattığında varlığını göstermelidir. Peki hocam, size söz vereceğim ama bir kısa aramız var. Çok değerli izleyenler.
Ferman hocama şunu sorarak başlayacağız. Bu Millet İttifakı, Cumhur İttifakı, İyi Parti'nin aldığı tavırlar, Koray Aydın'ın açıklamaları ve devam edip gidecek sorularımız ama kısa bir Halil olarak. Bey zaten yol açtı, ben de devam tamam, edeceğim. Tamam, devam edeceksiniz. Değerli izleyenler, 15 Temmuz'dan günümüze neler yapıldı, neler yapılmalı, neler yapılmadı bunları konuşmaya devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletle neden anlaşamıyor, neden milletin değerleriyle bir araya gelemiyor bunları konuşacağız. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nin netice itibariyle bir kıyam, millet kıyamı, bir kurtuluş kıyamı yapılmış. Bunu gölgede bırakacak, gölgeleyecek açıklamaları yapmaya niye ihtiyaç hissediyor? Niye böyle bir aymazlık içerisinde? Bunu da konuşacağız. Daha da önemlisi FETÖ mücadelesinde ve 15 Temmuz'dan günümüze olanların üzerine biraz daha fazla duralım. Hocam buyurun. Şimdi Halis Bey, reklamdan önce bir konuda Halil Bey bir şey söyledi. Siz dediniz bu iyi değil mi? Cumhuriyet Halk Partisi muhafazakarlaşıyor ve muhafazakarların değerlerine yaklaşıyor. Bunu ben yanlış buluyorum. Çok yanlış. Öyle mi? Tabii. Neden? Neden? Zaten muhafazakar olan parti var zaten. Cumhuriyet Halk Partisi o konuda hangi boşluğu dolduracak? Sosyolojik bakımdan, psikolojik bakımdan, uluslararası düzey bakımdan. Ama burada gene solcu olsun, gene toplumun değerleriyle barışma. Bu ayrı bir şey. Mı? Yani Cumhuriyet Halk Partisi muhafazakarlaşaraktan Cumhuriyet Halk Parti varlığını ortaya koyamaz. Muhafazakar partiler var. Muhafazakar değerleri ortaya koyanlar var. Muhafazakar partilerin ve iktidarların hangi boşluk ve hangi eksiği var ki Cumhuriyet Halk Partisi doldurmalı? Cumhuriyet Halk Partisi kalkıp AK Partileşecekse, Cumhuriyet Halk Parti kalkıp MHP'leşecekse Cumhuriyet Halk Parti'ye ihtiyaç yok. MHP var zaten, AK Parti var. Bu bir. Bu yanlış. İkincisi şu da yani Cumhuriyet Halk Partisi kendi değerler içerisinde, bakınız, ulusal değerler arasında ve uluslararası değerler içerisinde toplumda hangi eksiklik var, ne yapılmıyor, neye cevap verilmesi tezlerini ortaya koymalıdır. Yoksa başka bir parti gibi düşünüyorsa bundan bir şey varamaz ve %25'ten de aşağı düşer ve kalır. İkincisi bir şey daha söyleyeyim. Devlet Bahçeli ve Milliyetçi Hareket Partisi asla Tayyip Bey'i düşünerekten bir politika yapmamışlardır. Bu da doğru değil. Tayyip Bey iktidarda kalsın, Tayyip Bey zirveye gelsin, yerinde kalsın düşünmemişlerdir. Bunu bak, sizin şimdi, programınızda daha önce de anlatmıştım Derman ben. Derman Bey, buyurun. Daha önce de söylediniz ve şöyle söylediniz. Dediniz ki, kimsenin oyu kimsenin cebinde değil. Değildir, evet. AK Parti ve Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli'nin bu sözlerine güvenerek hareket etmesin. Kendi çalışmalarının hazırlığını kendileri yapsın dediniz. Evet. Seçimlerden birkaç ay önce. Evet. Şimdi çok daha başka bir şey. Siz MHP kökenli, ülkücü kökenli bir şahsınız. Dolayısıyla bu değerlendirmeleriniz çok önemli. Bakın ben yani 80 öncesi... Yeniden bir tekrarlar mısınız? Tekrarlayacağım ve vurgulayacağım. 80 öncesinin kurucu Ülke Ocakları Başkanı yapmış bir kişiyim. Kaos döneminin, belalı döneminin. Ve bela halen devam ediyor ayrı. Devlet Bahçeli ve MHP Tayyip Erdoğan Bey'in kara kaşına, kara gözüne bakaraktan politika yapmıyorlar. Ne yapıyorlar? Şöyle yapıyorlar. Şimdi düşünün ki... Kendileri mi kurtardı? Evet, düşünün söylüyorum. İttifak olmasaydı. Koray Aydın o kadar yanlış bir şey düşünüyor ki. Millet ittifakı yanlış bir şeydi. Ve Koray Bey, sen siyasetçi değilsin bir kere. İttifak olmasaydı sen barajı aşamıyordun. Bir, giremiyordun. İki, hiç bugün yoktun. Bakın bugün yoktun. İttifakın içerisinde %1 oy alsanız bile barajı aşmış oluyorsunuz Halis Bey. Öyle bir enteresan bir şey getirdiler ki MHP ile AK Parti. Belki de bu kadarını da düşünmediler. Ama kim faydalandı? Saadet Partisi bile faydalandı mı? Yüzde kaç oyu? Bu. Ha. Dolayısıyla Koray Aydın gerçekten toplumun... Saadet Partisi'ne fayda diyeceksek bu. Hayır. Barajı aşmış, şu anda temsil edilen bir parti durumdadır. Evet. İyi Parti için bu çok önemli. Bakınız İyi Parti için de MHP için de. MHP ittifak içerisinde olmamış olsaydı öyle yerler var ki MHP milletvekili çıkarmıştır. Eğer orada HADEP başka 1200 oy fazla artılmış olsaydı milletvekilini kim çıkarıyordu biliyor musunuz? MHP çıkarmıyordu. AK Parti çıkarıyordu.
Öyle mi? Evet, öyle yerler var. AK Parti çıkarıyordu. Çünkü ittifaka sayılıyor. İttifakın içinde de MHP biraz AK Parti'nin de olduğu için ona verilmiş oluyor. Ama normalde barajı aşmamış durumda olmuş olsaydı MHP'nin o ilde çok oyu almasının hiçbir önemi yok. Oylar kime gidecekti? AK Parti alacaktı. Bu bir. Dolayısıyla Devlet Bey başka bir şey düşündü. Bu seçimden bir şey söyleyeyim yalnız. Herkes memnun. Tayyip Bey de memnun. Neden? Neden memnun? Söyleyeceğim. Hı. Tayyip Bey ne kadar oy aldı? 152. Partisi ne kadar oy aldı? %42. Yalnız burada hemen biraz önce Halil Bey söylerken diyecektim. Yani HADEP konusunda yanıldık filan bu anlamında söyledi. Yani halkın bu teveccühü göstereceğini tahmin etmiyordum dedi. İnanın HADEP'in alabileceği oy oranında bir arkadaşın bürosunda yazmışız. Seçimlerin ertesi günü aradı beni. Dedi ki Halis Bey sizi tebrik ediyorum. HADEP'in oy oranını da söylediniz. MHP'nin de söylediniz. AK Parti'yi de söylediniz. AK Parti'nin parti oyunu 2 puan yanılmışım. Orada da eksi artı 1 demişim. Olabilir. Tayyip Bey'in oy oranında söylemişim. Şimdi esasen toplumu iyi okuduğunuz zaman toplum gördüğünüz zaman size cevap veriyor. Aylar öncesinden cevap veriyor. MHP'nin 4,5'tan barajı aşabileceğini ve şeyden alacağını, AK Parti'den alacağını da söyledik ve hakikaten kimi hesaplara göre %8 gibi AK Parti'den aldığı oy var. Biraz evvel dedik ki CHP'nin faydaları oldu. Kime? HDP. Kime? İYİ Parti'ye. Açık söylemek gerekir ki AK Parti'nin MHP'ye de faydaları oldu. Bu ittifaktan MHP faydalanmıştır. Bu ittifakta MHP faydalandığına göre MHP oturup o gün niye Tayyip Bey'in iktidarı alsın, Cumhurbaşkanlığı alsın düşünsün. AK Partililer, burada bir daha tekrar ediyorum. AK Partililer Tayyip Bey'i düşünmediler. AK Partililerin Cumhurbaşkanı'nda Tayyip Bey'e oy verdiler ama AK Parti'ye oy vermediler. Nereye gitti peki bu oylar? %42. Ha, Tayyip Bey biz dersimizi aldık. Halbuki bir pehlivanı meydana çıkarttın. Evet. Madem o zaman sahip çıkacaksın ona. Oyunu vereceksin ki adam. Şimdi biz bir şey araştırıyoruz değil mi? Halis Bey, diyoruz ki Muharrem İnce %30 oy aldı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu %22 oy aldı. AK Parti ne aldı? Tayyip Bey %52 aldı ama onun partisinin genel başkanı olan partisi %42 aldı. 10 puan altında aldı. 10 puan altında. Bu 10 puanı kim vermedi? Daha önce MHP'liler mi vermedi? CHP'liler mi vermedi? HDP'liler mi vermedi? Bizzat iddia ediyorum. AK Partiler bilerekten şuurlu bir şekilde AK Parti'ye vermediler. Ama Cumhurbaşkanı da verdiler. Ama onda şöyle gerçekçi olalım biraz. Cumhurbaşkanı oyu da çok yüksek bir oy değil. Kıl payı bir oydur. Muhalefet, evet, yer muhalefet yüksek oy almış olsaydı 49,9 olsaydı Tayyip Bey ikinci tura kalmış olacaktı. İkinci turdan sonra nasıl bir gidişat olacağını onu ben bilmiyorum. Ama %52 çok gözümüze büyütmemek lazım. Yalnız Halit Bey biraz evvel çok doğru bir şey söyledi. Hakikaten AK Partililer şimdi bundan memnun. Biz reisi seçtik ya, AK Parti'de ders alsın, ders. Neyinin dersini alacaksınız? Kıl payı Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanıyorsunuz. Bakın ben %52'ye kıl payı diyorum. Siz ne dersini vermek istiyorsunuz AK Partililer? Demek ki burada Tayyip Bey'in Devlet Bahçeli ile ve MHP ile ittifak yapmasında çok faydalı bir şey olmuştur. Bakınız Tayyip Bey MHP ile beraber olmasına faydalı olmuştur. Kendisi açısından bu AK Partililere güvenmiş olsaydı belki bugün %42 değil, belki barajı da Cumhurbaşkanı'nda da %50'yi aşmamış olabilecekti. Ha bunun sonucunda tabii ki MHP faydalanacak. MHP'yi yanlış görüyorlar Türkiye'de. Türkiye'de Milliyetçi Hareket Partisi bir parti değildir. Milliyetçi Hareket Partisi bir operasyon partisidir. Devlet partisidir. Devleti düşünür. Yeri geldiğinde Bursa'da bir beyanat verir. Devlet Bey %10'un altına düşer. %8,5'a düşer. Devlet Bahçeli için, Milliyetçi Hareket Partisi için barajı aşıp aşmamak önemli değil ki. Barajı indirseler de fark etmez. %3 alsalar ne olacak? Biz 80 önceki Alparslan... Yani iktidar iddiası yok diyorsun. Hayır. MHP iktidarda... Bakın 80'den önce koalisyonlarda MHP'nin 3 milletvekili vardı. Bakanı 1 sayıyorum. Cumhurbaşkanı yardımcısı, Devlet Bakanı ve Devlet Bakanı Mustafa Kemal Erkuvan. Yani MHP her zaman söz sahibi olabilecek bir parti. Diyelim barajı aşmasaydı ne olacaktı? Kitle var. Dayanışma var, parti örgütleri var. Dolayısıyla bunları siz bir yerde silip atamazsınız. MHP'liler parti MHP'de olmayabilir. Ama MHP'liler unutmayın Türkiye'de varlar ve var olacaklar. Dolayısıyla buradan MHP de faydalanmıştır bu durumdan. Tayyip Bey de faydalanmıştır. Hatta AK Partililer de şükretsinler ki faydalanmışlardı %42. Şimdi Tayyip Bey 4 tane bakanını milletvekilini bakan yaptı.
Tayyip Bey o kadar emin oldu ki MHP'ye karşı. Dedi ki biliyorsunuz milletvekilliler bakan olduğu zaman milletvekili düşüyor. Oradan da kayboldu mu? 3-4 milletvekili gitti. Ama neye güveniyor? Meclisteki çoğunluğuna. Meclisteki çoğunluk şu anda MHP ile AK Parti bir koalisyondur. Türkiye'de bir koalisyon kurulmuştur. Kim neredeyse desin Cumhurbaşkanlığında bir koalisyon vardır ve mecliste de koalisyon vardır. Bu ileride şey haline gelebilir mi? Yani 2,5 partiye dönüşür mü? Ben şimdi size bir şey söyleyeyim. Yani ittifaklardan Türkiye'ye fayda gelmiştir. Yalnız doğru bir şey söylediniz. Baraj artık kalkabilir. Barajın anlamı kalkmadı. Kalmadı. Barajın kalkması kimin aleyhine olacak söyleyeyim. Kimin aleyhine? %100 HDP'nin aleyhine olacak. Her dönem... Aynı kanaattayım. Yani baraj olmasaydı HDP %5'leri geçmesi düşünmüyor. Şimdi size söyleyeyim. Baraj olmasaydı yani her dönem HDP bu imkanı ve fırsatı yakalayamayacak. Çünkü bunu ilelebet Cumhurbaşkanı CHP taşıyamayacak. Önümüzdeki dönem CHP artık ben hem İYİ Parti'yi taşıyayım hem HDP'yi taşıyayım. AK Parti'ye milletvekili gitmesin. Öyle bir dertleri olmayacak. AK Parti'nin oy oranı %42. Cumhurbaşkanı'nın da aldığı oy oranı belli. Cumhuriyet Halk Partisi'nin... Halil Bey'in tehlikeli gördüğü durumla alakalı geleceği, AK Parti'nin geleceğiyle ilgili şapkasının önüne koymasıyla ilgili düşünceleriniz nedir? Şöyle söylüyorum. Bakınız Tayyip Bey bu seçim son iki kararname yayınlandı. Bakınız bazıları diktatörcesine diyorlar. Amerika'da yok. Amerika'da başkan her türlü kararları başkanlık rejimine gireceği sorun söyleyeceğim ama bu arada efendim o senatoya danışıyor. Tayyip Bey müthiş derecede uyanmıştır. Yani bu görünen AK Parti'ye oy vermeyen bu kitleyi görerekten Tayyip Bey nerede uyandı? 15 Temmuz'da Tayyip Bey kadar uyanan bir kişi yoktur. Canına kastediliyordu. Cumhurbaşkanlığı yok ediliyordu. Bırakın Türkiye'ye savaşa girmesine. Adam canına kastediliyordu. Yani şahsi olarak. Şahsi olarak söylüyorum. Oradan yansıma devlete zarar geliyordu. Tayyip Bey bunları anladı. Öyle bir ham hevesle MHP ile Devlet Bahçeli ile bir birliktelik değil bu. Ulusal bir düşünce çerçevesinde hareket ediyor Tayyip Bey ve bunun da gerçeğini bildi. Neyi bildi? Uyandı. Dedi ki ha ben ulusalcı olmalıyım, ulusal çizgiye gelmeliyim. Ben şimdi biraz sonra bakacağım. Halil Bey doğru bir şey söyledi. AK Parti gerçekten oturup düşünmesi lazım. Yani bu kitlelerle, bu teşkilatıyla, bu partilerle yerel seçimlerde bir başarı beklemesin bir. İki, sadece Tayyip Bey'e de güvenerekten yerel seçimlerde başarı beklemesinler. İki, bak bu programda dikkat çekiyorum. Oturacak, düşünecek, şapkasını önüne koyacak. %10 Cumhurbaşkanı'yla kendisi arasında oy eksikliği var. Bu yerel seçimde %42'si kaldığı zaman yerel seçim bazında demek ki Tayyip Bey'le yine yerel seçimde de büyük bir uçurum olacak. Bu neyin aleyhine? Belediye başkanlarının aleyhine. Ankara, İstanbul, İzmir gibi olmaması lazım. Bir daha tekrarlıyorum. Ankara, İstanbul, Eskişehir ve İzmir gibi olmaması lazım. Olduğu andan itibaren zaten yerel yönetim seçimlerinde AK Parti olmayacaktır. Yani evet. Varlığını gösteremeyecektir. Dolayısıyla Tayyip Bey hakikaten ve AK Partililer de hakikaten bir değil üç defa şapkalarını önlerine koymalı ve düşünmeliler. Peki ne olmalı? Çözümleri söyleyeceğim. Yani ben bakanların 16'sını tayin ettim. Bir de Cumhurbaşkanı yardımcısı tayin ettim. Önemli bir tehlikeyi Tayyip Bey bekliyor. İstersen Cumhurbaşkanlık yönünde söyleyeyim. Yok, buyurun. Şimdi söyleyeyim. Gelmişken söyle. Tayyip Bey büyük bir tehlike bekliyor. Yarın bakan yardımcıları, dikkat ediniz. Cumhurbaşkanındaki ofisler, 81 ilin valisi, 81 ilin emniyet müdürünün içinde, ülkücü hareket içerisinde yer almadığı takdirde AK Parti %42'nin aşağısına inecektir. Tayyip Bey de %52'sinin aşağısına inecektir. Devlet Bahçeli ülkücülerin tamamını ipotek altına almamıştır. Ne vereceksiniz siz? Ben söylüyorum MHP'liler olaraktan. Soruyor. Hangimize iş? Hangimize aş? Ne verilecek? Devlet Bey dedi ki ben kilit partisi olacağım. Kilit partisi karın doyurmuyor. Arkadaş bir ülkücü olarak sesleniyorum. Senin kilit parti olabilirsin ama yereldeki İş bekleyen ülkücü, aş bekleyen ülkücü ne yapacak? Sen bunu nutukla mı karnını doyuracaksın? Öyleyse bunun yansıması nereye olacak biliyor musunuz? Devlet Bahçeli bundan zarar görür görmez, AK Parti görür görmez, ya pardon, MHP görür görmez önemli değil. Önemli olan AK Parti'dir.
AK Parti'ye kitleler bakacak, ülkücü camiye. 81 ilin valisinin içinde bir tane ülkücü tayini yok. Emniyet müdürü yok. Ofiste, büroda yok. Bakan yardımcılarında ülkücü yok. Nereye kadar bu artistik bir iş mi hayranlıkla devam etsin? Kitle uyanacak ve bundan sonra MHP asıl dersini alacaktır. MHP'yi artık %11 ile taşımak kolay olmaz. Benim dediğim bu atmosferden sonra. Tayyip Bey de taşıyamaz. Sonra bakmasın kimse ama Devlet Bahçeli de taşıyamaz. Kitleye siz bir şey vermek zorundasınız. Kitleye vaat etmek değil. Vaadi bırakın. Ne verecek MHP'liler, AK Parti ve Tayyip Bey? Hiçbir şey. O zaman görürsünüz. Avucunuzu yalarsınız. Şimdi bu şeylerinize ben katılmıyorum yalnız. Tamam, katılmayın. Şöyle katılmıyorum. Yani bürokraside, üniversitelerde vesairede filan bir insan ülkücü diye ne önü kapatılıyor, ne mani olunuyor. Hatta şu anda bürokraside onu arıyorsa şayet ülkücüler, önü açık olan kesim, kitle ülkücü camiadır diye. Söyleyeyim ben size, söyleyeyim. Ülkücüleri şu anda nerede işe alıyorlar söyleyeyim. Özel harekat ve poliste ölmek üzere, şehit olmak üzere askerliği alıyor. 81 ilin valisinden, bakan yardımcısı değil. Halis buna indirgeyemeyiz. Ülkücü kitleye aktaracaksınız. Bak, benim gittiğim, gördüğüm bakanlıklar var. Bakanlıklarda bürokrat arkadaşlar var. Yani burada tabii bir hoşnutsuzluğu dile getiriyorsunuz. Demek evet, ki evet. Bir hoşnutsuzluk var. Artık ama bir beklentiyi de dile getiriyorsunuz. Öte yandan, sadece hoşnutsuzluk değil. Bir beklenti, çok önemli bir şey söyledim ben. Bir beklentiyi dile getiriyorum ben. O yapıldı, bu yapılmadı, eleştiriye daha girmedim. Ben beklenti ayrı, eleştirilecek konu ayrı. Ben eleştirimi yapmıyorum. Peki. Beklenti aktarıyorum. Halil Bey'e söz veririm. Halil Bey. Şimdi 15 Temmuz'u gölgede bırakacak açıklamalar Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Bir, ikincisi 15 Temmuz'la ilgili yapılması icap eden şeylerden de bahsedelim. Yani bundan sonra ne yapılmalı ki, neler ihmal ediliyor, hangi kusurlarımızdan ders almalıyız? Buyurun. Şimdi hem yani, muhterem hocamın söylediklerini de onlarla girizgah yapayım müsaadenizle abi. Şimdi HDP'nin maalesef sadece baraja dayalı değil, maalesef artık kronikleşmiş oyları var. Yani bir defa bunu görelim. Yani bölücülük temelli maalesef kronikleşmiş oyları var. Ondan sonra. Şimdi şeyle alakalı olarak, hani dediniz ya biraz önce, ya lideri destekliyor, partisini desteklemiyor. Yani çok açık ifade ediyorum, Cumhurbaşkanımıza oy vereceğiz, AK Parti'ye oy vermeyeceğiz diyenlere maalesef münafık dendi seçimden önce. Bakın, şimdi bu çok büyük bir... Yani niye vermiyorsunuz arkadaş denilebilirdi. Hayır, denilemez bile. Yani sonuç itibariyle ben hürüm yani. Kimse kusura bakmasın. Şu açıdan. Ben Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum. Yani arkadaş niye vermiyorsunuz, bir söyle, derdinizi bir söyle. Kimse sormadı ki. Tabii. Size sordular mı? Anlamına soruyorum. Hayır, sordular mı? Sorgulama anlamına demiyorum. Hayır, sordular mı? Derdinizi söyleyin. Tabii, sordular mı? Diyebilirlerdi. Hayır, yani sordular mı? Yani mesela diyelim ki AK Parti, bakın şimdi Cumhurbaşkanımız seçimden önce teşkilatlara, genel merkezde... Sokakta siz aday falan gördünüz mü Allah aşkına çalışan? Bakın hayır. Ben görmedim kardeşim. Ben daha ilginç bir şey söyleyeceğim abi, müsaade ederseniz. Hatırlarsanız temayül yoklamalarından falan çok önce Cumhurbaşkanımız genel merkezden teşkilatlara müfettişler gönderdi. Bu teşkilatlar ve yerel yönetimlerinle ilgili bir değerlendirme yapmak için. Bu müfettişler kiminle topladı şeyleri, üyeleri? Belediye başkanıyla, ilçe başkanıyla. Oradaki adam aptal mı onların gözünün önünde? Yani siyasetin yereldeki ağalarının gözünün önünde eleştirip de genel merkezden gelen adama doğru bir şey söylesin. Mümkün mü bu? Mümkün değil. Bakın yani peki bu dangalaklığı şimdi yani biz görüyoruz da bu içeriden birileri görmüyor mu? Yani kimse kusura bakmasın. Hayır, bunun karşılığı o kelime. Kimse kusura bakmasın. Yani bunun herkes sessiz. Kardeşim sonucunda bir fiyasko çıktı. O zaman oy vermeyen münafık. Bir dakika arkadaş. Bu ferasetsizliğe göz yumanlar münafık. Görmeyenler. Göz yumanlar. İkiyüzlü davrananlar münafık. Münafığı dışarıda aramasın kimse. Bir de şöyle, bakın, bir şey de oldu mu? Halil, şimdi biraz içindesiniz AK Parti, evet, için soruyorum. Yani AK Parti bünyesinde bir de şöyle bir durum oldu mu? Duyum alıyorum da onun için soruyorum. Siz daha yakın olduğunuz için, siz daha daha fazla duyumlar almış olmalısınız. Evet. Mesela gününü göstereceğiz, vermeyeceğiz diyenler de var deniliyor.
Ama bir... çok normal. Bakın şimdi ben ya belediyelerin ismini zikretmek istemiyorum. Şimdi İstanbul'da CHP'li bir belediyeye gidin, bir de AK Partili belediyeye gidin. Bakın başka hiçbir cümle kurmuyorum şu anda. İki, hocam biraz önce bir şey söyledi. Dedi ki işte ülkücüler sadece de özel harekatçı oluyor. Çok üzülerek ifade ediyorum. Ondan sonra benim yanımda yedek subaylık yapmış bir ilimizin il başkan yardımcısı olan bir arkadaşımız. Ben dedim Meral Hanım'la beraber hareket edeceğim. Ya kardeşim nereden çıktı ya? Dedik bak bu Türkiye siyasetine bir proje. Milliyetçi Hareket Partisi'ne de değil. Bak bu meseleye büyük bakın biraz. Ya komutanım dedi aynen söylediği şeyi söylüyorum. Ya biz dedi sadece uzman çavuş olabiliyoruz. Yani böyle bir sıkıntı da var. Bakın bu hala devam ediyor. Yani hala siz bakıyorsunuz işte bürokraside. Destekleriniz. Yani ama böyle bir şey var. Mesela diyelim A sendikasından olursanız işte ilk ama öğretimde müdür oluyorsunuz. Ben başka bir o sendika dışında olmazsanız olamıyorsunuz gibi yani. Bir şey de ben ilave edeyim o zaman. Evet. O zaman denge aramamız lazım. Evet. Mesela Milli Görüş camiasından gelen AK Parti bünyesinde, hadi Saadet Partisi'nde bulunanlar demiyorum. Ha, şu son süreçte, yani, bakın şu da oldu. Milli Görüş camiasından gelen hiçbirisi ne kapar alamıyor. Bakın hayır, şunu söyleyeceğim. Hatta bakın, kapı kapatılıyor dedi. Bakın şu son seçim sürecinde Saadet Partisi Millet İttifakı'ndan yani AK Parti'nin karşısında bir ittifakta net yer aldığı için AK Parti'nin kurucu iradesi olan Milli Görüşçüler bile suçlu muamelesi gördü. Bakın bir daha söylüyorum. Çok ilginç ya. Evet. Bakın bunu gitsin AK Parti o kurucu iradesi olan o Milli Görüş'ün emektarları o sırtında Tayyip Bey'le beraber zamanında Tayyip Bey belediye başkanı olduğunda çöp toplayan teşkilat mensuplarına cüzdanlı muamelesi yaptılar. Demek ki Ferman Bey neymiş? Sadesin yani dert bakın, konuşunca dert çokmuş. Evet. Şimdi geliyoruz şuna. Devam edin. Şimdi bakın diğer bir meseleye. Şimdi hatırlarsanız geçen hafta Sanayi Bakanımız bir laboratuvarın kapanmasına engel oldu bir üniversitede. Evet. Basından haberiniz oldu. Şimdi soruyorum ben. Bir üniversite var. Üniversitede laboratuvar ne? Burası bir araştırma alanı değil mi? Ya burada buranın 24 saat açık olması lazım değil mi? Burayı açık tutmaya çalışan öğretim üyesi. Ondan sonra diyorlar ki buna burayı kapatacağız. Bu adamcağız da en son bunu işte Twitter'da, sosyal medyada paylaşmak zorunda kalıyor. Cumhurbaşkanımız, Sanayi Bakanımız görüyor bunu ve rektör beyi arıyor. İşte bir şey açılıyor. Şimdi soruyorum, bakın bu rektörle ilgili ne işlem yapıldı? Niye kapatıyorsun laboratuvarı diye soran oldu mu? Bakın, burada... Olmuştur herhalde canım. Yani bu işte, bakın, başka, bakın şunu da söyleyeyim. Şimdi mesela Türkiye'de yine son dönemde özellikle işte 15 Temmuz darbesine karşı net tavır alan Türkiye'de cemaat tarikat yapılanmaları var. Ve bunlar artık FETÖ'nün yerine Türkiye'de devlette ve kamuda örgütlenmeye başladılar. Şimdi öyle ilginç şeyler var ki diyelim ki mesela gidilsin sorulsun. O üniversitenin rektörü hangi cemaatten tamam mı? Hangi tarikattan? Ama çok bakın, büyük bir tehlike. Eğer bakın bu devam dediğiniz, ediyorum. Devam ediyorum. Bak. Yani derin bir durumsa bakın, ve önlenmişse tehlikeli bir bakın, durum. Bakın devam edin. Döne vereceğim destek. Hadi bir dakika müsaade edin bakın. Buradaki o doçent, o kahraman doçent hangi cemaatten? Bakın diyelim ikisi de aynı cemaatten. Ben biliyorum da. Söylemeyin. Şahsen tanıyorum da ondan sonra da bakın. Aynı cemaatten bakın. Şimdi acaba o rektöre kendi mensubu olduğu cemaat ya da tarikat. Arkadaş gel bakalım ya. Ulan bu adam senin her manada kardeşin. Ne istedin ya sen bu hakperest adamdan? Mı dediler yoksa bir rektörümüz daha var deyip tık atmaya devam mı ediyorlar? Şimdi geliyoruz. Niye bunları söylüyorum? Şimdi 15 Temmuz. Dost acı söylerdi, onun için söylüyorum. Bakın, tabii. Şimdi 15 Dostlara Temmuz. Dostlara söylüyoruz. Bakın 15 Temmuz Halis abi gerçekten bu millet bir defa 15 Temmuz'da bu millet kendinden kimsenin beklemediği bir şey yaptı. Bakın emperyal güçler beklemiyorlardı. Bak ben Türk milletinden bunu bekliyorum. Hayır bakın şu. Yani Türk milletinin tarihini okuduğum Türk millet. Ama başka hiçbir millette beklenmez. Hayır bakın şunu söyleyeceğim bakın. Türk milleti genelde kurumlarından kaynaklanan bir şeye karşı yani devlet varsa işin içinde Türk milleti hürmet eder. Bak. Şimdi bakın burada 15 Temmuz. Bir cümleyle sizi destekleyeceğim. Bir cümleyle. Bu hikayeyi benim kızım anlattı. 15 Temmuz'un hemen akabinde pazartesi günü iş yerine gittik diyor. Fakat iş yerinde
bir yabancı heyet var başka bir ülkeden. Sabahleyin bütün çalışanların işbaşı masanın başına oturunca pazartesi günü demişler ki yahu Türkiye'de çok sık mı böyle şeyler olur? Yani biz gidiyoruz eşyalarını toparlamaya geldik de çok sık mı olur? Çok tabii davranıyorsunuz, geldiniz oturdunuz. Bizim milletimizle alakalı bu. Büyük bir millet. Yani onun için Allah'a hamdü sena olsun ama bir daha yaşatmasın Cenab-ı Hak. Bakın çok şunu söyleyeceğim. Ben milletimizin bakın ferasetine bu noktada ben de itimat ediyorum. Hiçbir problem yok. Abi buradaki sıkıntı. Zaten Halit Bey milletin feraseti problem değil. Bakın, problem başka şey. Bunu neyle yaptılar? Evet. Bakın bunu Türk Silahlı Kuvvetleri'yle yaptılar. Yani milletimizin göz bebeği olarak en çok sevdiği kurumla yaptılar. Mustafa Kemal demiyorum mu? Bakın. Yani içinizden de çıksa. Evet. Evet. Şimdi bakın asıl buradaki sıkıntı buydu. Buna rağmen bu millet ferasetiyle sokaklara döküldü ve canı pahasına bakın bir şey ortaya koydu. Ve kimse kusura bakmasın 15 Temmuz'un gerçek kahramanları maalesef iktidarıyla muhalefetiyle bizim seçkincilerin yüzüne bakmadığı adamlardır. Bakın ilk gün sokakta bekleyen adamlara bakın. Yani. Sonra hani nöbetler vardı ya. Nöbetlerde sabaha kadar bakın. Gece 1'e 2'ye kadar o ekabir takımı, reklam, promosyon ve vitrin ekibi gezindi, evet. Görüntü verdi. Ama sabaha kadar bekleyenler gene o 15 Temmuz o gecesi çocuğuyla, sokağa çıkan gerçek insanlardı. Sabaha kadar bekledi. Evet. Bir ay otuz. Kimse kusura bakmasın, balkonlarına bayrak asanlar genelde varoş semtlerdi. Bakın. Ve yine şehitler de onların çocukları. Bunu ben herkesin vicdanına tevdi ediyorum 15 Temmuz'la ilgili. Geliyoruz şimdi 15 Temmuz sonrasına. 15 Temmuz sonrasında... Birkaç cümleyle... Evet, bakın... Tekrar önce de var süremiz. Bakın, ciddi manada bir operasyon yapıldı ve hamdolsun yani FETÖ'nün beli kırıldı. Ama FETÖ bitmedi. Bakın FETÖ bitmedi. Maalesef FETÖ operasyon çekmeye devam ediyor. Örnek... İşte Elbap'ta tankları gezen tabur komutanı, Afrin'de tankları gezen tabur komutanı işte ankesörlü telefon soruşturmasında açığa alınıyor. Adamın hiçbir şeyi olmadığını terörle mücadele savcıya bildiriyor. Savcı listeden ismini çıkarmadığı için adam açığa alınıyor. Bu savcı bakın ya FETÖ'cü, bakın ya FETÖ'cü ya korkak. Bakın FETÖ'cü ise işlem yapılmalı, korkaksa o savcılık makamında kalmamalı. Bakın. İki, aynı sonuç. Bakıyorsunuz aynı sonuç. Başka bir yarbay kardeşimiz Trakya'da. Ya FETÖ'cü Tugay komutanı tarafından sabah gazetesi okuyor diye, yani hükümete yakın bir gazete okuyor diye rencide edilen, FETÖ'cüler tedbir diye oruç tutmuyorken bilmem ne yapıyorken çocuğunu Kur'an kursuna gönderen, imanlı, edepli, ahlaklı, vatansever, namuslu bir tabur komutanı. Adam en son operasyonda işte diyorlar ki 60 tane ankesörlü şey var. Çıkmadı 3'e indi bilmem ne falan. En son adam şimdi son kararnamede atıldı. Şimdi bu böyle olmamalı. Yani Baylok'ta yaşanan benzer şeyler yaşanıyor. Bakın şimdi burada FETÖ ne yapıyor? Toz duman çıkartarak asıl kendi o gaybubet evlerindeki namussuz ve iffetsiz adamlarını saklarken, ihanet asıl hainleri saklarken bu arada yeni mağdurlarla beraber yeni memnuniyetsizler oluşturuyor. Evet. Ya da bakıyorsunuz o FETÖ'nün emniyette cirit attığı dönemde Beyoğlu'nun arka sokaklarında ondan sonra zırhlı araçla dolaşan ondan sonra çatışmalara giren polis bir bakıyorsunuz kararnameyle atılıyor. Şimdi ya ben şunu soruyorum. Şimdi ya bu adamların hiç sıralı amiri yok mu? Bu sıralı amirleri içinde ya elini taşın altına koyup ya arkadaşlar bir dakikaya bak bu polis ya safahatına bakın, bak bu zamanında ne bir tane takdir belgesi almış, ne bir tane ödül almış, ne istihbarat şubede görevlendirilmiş, ne ödüller almış, ne kıyak ama görevler verilmiş. Kriter, çünkü kendi adamlarını yapıyorlardı. Bakın, evet. Öbür tarafta yarbay aynı şekilde. Ya bu adamların ittiği, kalktığı bir yarbay. Safahatı ortada bu adamın. Ve bakın burada ay bu operasyonu sadece FETÖ'cüler çekmiyor. Silahlı kuvvetlerin içindeki ulusalcılar da çekiyor. Çünkü ulusalcılar için hala bu
imanına, edebine, bu milletin değerlerine dönük insanlar yine hedef. Şimdi bir dakika. Tehlikeli hal. Bir dakika. Evet. Mesela sizin... Önemli bir ayrıntı ifade ettiniz. İlk defa duyuyorum bunu ben. Diyorsunuz ki siz, yani bu karartmayı, bu kargaşayı, bu algıyı sadece FETÖ yapmıyor. Buradan istifade eden ulusalcı subaylar da yapıyor. Tabii ki. Hmm. Yani şunu söyleyelim. Burada gerçekten bakın sıralı... Evet, tamamlayın hocam. Bakın. Şimdi Milli Savunma Bakanımız diyor ki kardeşim bu işle ilgili en küçük bir şey olanı atın. Ya atalım eyvallah da. Yani siz bir insanın kaderinden, bir insanın hayatından ve silahlı kuvvetlerdeki bu kritik kadrolardan bahsediyoruz. Ya bunların amirleri var vesairesi var. Ya artık birileri taşın altına elini koymalı. Bir ikincisi. Yani adaletin bakın, yanında yer almalı. Bakın ikincisi. Evet. Bitireceğim son cümle abi. Bu adam ne olmuş? İşte ankesörlü telefon muhabbeti 2012'de olmuş. 2011'de olmuş bakın. Ya arkadaş biz siviller için ondan sonra 17-25 Aralık'ı milat kabul ediyoruz da. Bu devlet memurlarının ne günahı var? Ankesörü niye kabul etmiyoruz? Niye ankesörü? Bakın sonra, bakın sonra şunu söyleyeceğim. Yani bu adam ya darbe akşamına kadar FETÖ'cüydü. Evet. Ama darbe akşamı dank etti. MİT'e gidip ondan sonra da silahlı kuvvetlerde darbe yapılıyor diye şikayet eden pilot binbaşı gibi ferasetli davrandı. Ya o gece o adamın duruşu bir tutamak değil mi? Tabii. Peki. Devam edeceksiniz. Halit Hocam Bey, buyurun. Biraz evvel Halit Bey bahsetti. İlaveleriniz var herhalde. Bir AK Parti ilçe başkanına... Ne yapılması gerektiğini biraz daha geleceğim. Niye AK Parti'ye hiç üstünde durmuyoruz? Bir ilçe başkanı İstanbul'da saat 3.30'da Ferman Hocam görüşelim dedi. İlk üste kalktım gittim AK Parti ilçe teşkilatına. Karşıladılar, bekleyin dediler. Özel kalem müdürüne, başkanına haber verdiler, müdürüne diyelim. Bekliyorum, niye bekledim? Benden önce 3 kişi vardı, adalet yerini bulsun diye. Bekledim, 3 kişi görüştü. 4. başka birisi benden sonra 5. geldi, 6. geldi, 7. geldi, 8. geldi. Nihayet ilçe başkanı başka bir seçim, bir şey sivil örgüte giderken beni gördü. Aa Ferman Hocam siz mi geldiniz? %100 ilan ediyorum seçimlere daha bir ay var. %100 ilan ediyorum AK Parti seçimlerde gerekli çoğunluğu almayacak dedim. Niye? Ya partide hanımlardan başka kimse yok. Bir. İki, siz beni 3.30'a çağırmadınız mı? Gelin görüşelim diye. Görüşmeye geldim. Daha 2 saattir ben burada oturuyorum. Yani ve edebimi kullanıyorum, özgürlüğü şeyi kullanıyorum, demokrasiyi kullanıyorum. Benden önce insanlar görüşsün, adaletsiz olmasın. Sen beni çıkarken, aa seni mi görecektim burada? Hemen oradaki özel kalemidir. Hocamız otursun bir çay içti biz gidelim. Yok hocanız oturmaz. Başkanla beraber ben de gittiği yere gidiyorum. Sivil örgüte görüşmeye gittik. Bakın İstanbul 3. bölgeden örnek veriyorum. Milletvekili sayısı daha önce kaçıydı? 550. 600'ün en çok yansıması nereydi Halit Bey? Büyük şehirler. 3. bölgede daha önce 13 milletvekili çıkaralım. Dağıldığımız zaman AK Parti 21 milletvekili çıkarmalıydı. Kaç çıkardı 3. bölgeden biliyor musunuz? Sadece 15. Demek 6-7 milletvekili kaybetmiş. 14. 15. sıradakiler ne diyor biliyor musun? Görüyor musun biz partiye ne kadar oy getirdik? 21'i getirememişsin, 18'i getirememişsin, 19'u getirememişsin. Bu bir. Yani bunu düşünmemiz lazım. AK Parti seçmenini ne? AK Parti'nin merkez yönetiminde olanlar tabanda ne olduğunu söylesine bir. İkincisi biraz evvel Halit Bey 15 Temmuz'un sonuçlarında bakın Kara Harbi Okulu'nu, Deniz Harbi Okulu'nu efendim okulların hepsini Milli Savunma Üniversitesi'ne bağladınız. Bazılarını da kapattınız. Niye FETÖ orada örgütleniyor? Dikkat edin bir oyun daha devam ediyor. Halen orduda güya FETÖ'lucuları temizliyorlar. Peki ben iddia ediyorum ve 40 yılımı üniversitenin içinde vermişim. FETÖ'cülerin tamamı doçentlik sınavında geçemedikleri halde bir kılıf buldular. Hepsi geçtiler. Doçent profesör oldular Türkiye'de. Bir daha iddia ediyorum. Doçent ve profesör oldular. Bu YÖK başkanıyla, bu Saraç'la, bu YÖK yönetimiyle asla buradan iddia ediyorum. Televizyon yazsın. FETÖ'yle mücadele olamaz ve olmayacağı da, başarılı olamayacağı da ortada. Evet, bunu daha önce de ifade ettiniz. Ha, Tayyip Bey niye yalnız? Ya siz askeriye el atıyorsunuz. Yargıya ne kadar attınız? Tamam biz bu kadar attık diyorsunuz. Üniversitelere, İslam Üniversitesi'nde atılan, daha önce bu sizin programımızda dedim ki, darbelere araştırma komisyon başkanı Burdur milletvekili. Bakın ismini çekmiyorum. Şimdi milletvekili yapılmadı. Evet. Halit Bey. Evet. Bir ortağı hapiste. Bir ortağı hapiste, bir ortağı da firar. Ve bu adam darbelere araştırma komisyonu başkanı. 3 tane ortağı da FETÖ'cü.
Ama bu dönem milletvekili yapılmadı. Daha bugün bu dönemde yapılan milletvekillerinden AK Parti'nin AK Parti'ye bir oy getirmediğinin inancındayım. Bir, üniversitelere henüz el atılmamıştı. Bak bu konular geçiliyor. Geçen hafta ne oldu? Siyasete el atıldı mı hocam? Bir, siyasete asla dokunmadı. Asla el atılmadı. Bakınız ne yaptılar? İstanbul Tokat Teşkilatı'na gitsinler, Ali baksınlar. Ali Bey, buradan söylüyorum. İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi'ne bir rektör getirecekler. Rektör olabilmesi için 3 yıllık profesör olması lazım. Adam 3 yıllık değil. Tek bir gecede bir kanun değiştirdiler. Kararnameyle 3 yıl kalktı. Rektör oldu, 3 yıl tekrar geldi. Bunu yapabiliyor da. Dikkat edin, bir daha tekrar ediyorum. Bir kişinin rektör olması için 3 yıllık profesör şartı var. Onu kaldırdılar. Evet. Rektör oldu, geldi. Peki siz bu İstanbul Üniversitesi'nde, Türkiye'deki bütün üniversiteler iddia. Yani bu bilgide bir şey yok değil mi? Yani hayır. Kesin bilgi. Bakınız. Vakıf üniversitelerinde rektör olmak için profesörlük şartını bir ara kaldırdılar. Hemen kısa da kaldırdılar. Evet. Niye devlet üniversitesinde kaldırmıyorsun? Mütevelliye tayin et. Niye üniversitede almış olan öğretim üyelerinin içerisinde o kadar çok karışmış ki? Evet. FETÖ'cü çoğunlukta. Bunu çok kolaylı yapardı. Derdin ki üniversitede çalışıyorsanız arkadaşım birinci şartınız doktor. Ondan sonra öğretim üyesisin. Doçentlik, profesörlüğü pazarlama. Ben üniversitelerde FETÖ ile ilgili bir şeye dokunduklarına inanmıyorum. Ve burada bir el bunu önlüyor. Bunu hocam, üniversitelere, orduya el daha çok atılıyor. Orduda el atırken de ordunun sağlam kanatları da, sağlam ayakları da temizleniyor, atılıyor. Nereye gidecek bu? Üniversiteye dönsün. Sayın Tayyip Bey'e buradan sesleniyorum. Bütün enerjisini üniversiteye versin. Bütün enerjisini iddia ediyorum. FETÖ döneminde doçentlik ve yabancı dil yurt dışına giden alınan ünvanların tamamının içinde FETÖ'cüler var. Ha olmayanlar yok mu? Var. Olmayanlar yok mu? Var. Ben de dahil. Kaldıracaksın kardeşim. Eşit yapacaksın. Eşit. Diyeceksin ki üniversitede çalışanlar öğretim üyesidir. Bitti. Tek isim bakın öğretim üyesi. Doçentli profesör kaldı. Bunların ağırlığı gidecek. Bunların tesiri gidecek. Ne kadar kitabım var arkadaş? O kadar. Ve al paranı maaşını. Kitabım yok ama ünvanım var. Bu ünvan elinde sonunda tekrar FETÖ'yü diriltecek ve FETÖ bekliyor. Evet. Biraz evvel Halit Bey'in dediği gibi. Ama FETÖ beklemede. Şey söylüyoruz hocam ya. Söylüyorum. İddia ediyorum. 40 yılımı üniversiteye vermiş bir insanım. Ben üniversitelerde hangi rektörün, hangi dekanın, hangi görevlinin FETÖ'cü olduğunu biliyorum. Devlet de biliyor. Evet. Devlet de biliyor. Yönetim de biliyor. Veya Tayyip Bey'i kandırıyorlar. Bir polis. Yanlış bilgi veriyorlar diyorsun. Yanlış bilgi veriyorlar. Bir ilçede, Bahçelievler ilçesinde bir kişi, ben gazi sayılmadım, Evrağa Cumhurbaşkanı'na ulaşıyor da, Cumhurbaşkanı konuşuyor da, Cumhurbaşkanı'na kimin FETÖ'cü oldukları niye gitmiyor? Burada istihbarat nerede? Emniyet istihbarat nerede? Milli istihbarat nerede? Ben bunlara da bıraktım bir kenara. Emniyet istihbarata da gerek yok. Milli istihbarata da gerek yok. Üniversitelerde bir düzene gitmemiz lazım. Niye bir adamı rektör yapmak için 3 yılı kaldırdınız? O zaman bir kanun, bir kararnameyle ne yapalım? Hocam söylediniz. Öğretim üyesi diyebilirdiniz. Şeye biraz temas etmemiz. Bitiriyorum. FETÖ ile ilgili mücadelede çok aldanmayalım. Çok aldanmayalım. Ben mücadelenin verilmediği kanaatindeyim. Gelsinler desinler biz her gün adam atıyoruz. Sen attığın bayloktan sağ telefondan sadece ne olacak? Telefonda ne olacak? Ne olacak? Ne yapılacak? Şimdi olağanüstü kanun dönem kalktı. Evet atılanlar işte kadro bulursa yerlerine gelmiş olacaklar. Bunlarla nereye gideceğiz biz? Mağduriyet, bak önemli bir şey söylüyorum. Bu konuda mağduriyet de yaratmaya gerek yok. Üniversitelere Tayyip Bey diyecek ki kardeşim siz üniversitede hoca mısınız? Evet. Size bir ünvan buldum. Öğretim üyesi. Doktor bitti. Bak bitti. Kapattım. Bir de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili birkaç cümle, süremiz doldu. Öyle mi? Tabii birkaç cümle buyurun. Bir kere bir yanlışlık var. Yanlış biliniyor. Gazeteciler bilerekten Tayyip Bey'i bir yanlışa götürmeye çalışıyorlar. Bizim anayasamızda değişiklikte yapılan iş Devlet Bey'in dediği doğrudur. Adı Cumhurbaşkanı'dır. Açın anayasaya bakın. Başkan değil. Ama bir şey söyleyeyim anayasa oku bakımından. Başkan da Cumhurbaşkanı da başkandır. Parlamenter rejimdeki Cumhurbaşkanı başkanlık rejimdeki başkandır. Başkan da Cumhur'un başkanıdır zaten. Ama klişeleşmiş bir durum var. Parlamenter rejimdeki başkanlara başkan denilmez. Ne denilir? Cumhurbaşkanı. Peki başkanlık rejiminde de Cumhurbaşkanı denilmez. Enteresandır. Başkan, prezident denilir. Biz de bunu yaparken dediler ki Cumhurbaşkanı bir deyim orada yerleşmiştir. Başkanın yetkileri var,
Ama adı genel olaraktan padişahtan sonra kalan adam bizde cumhurbaşkanıdır. Atatürk de cumhurbaşkanıdır tek dönemde olmasına rağmen. Dolayısıyla burada başkanlık rejimde yepyeni bir duruma doğru gidiyoruz. Bakınız son iki tane kararname yayınlandı. Çoğu adam Tayyip Bey orada diktatörlüğe götürüyor zannediyor. Burada açıklama yapayım, onlar cahillerdir. Anayasayı açıp baksınlar. Organlar, yasama, yürütme, yargı, yürütme, bakanlar kurulu yok bir, başbakan yok iki, tek kişi var. Cumhurbaşkanı. Peki ne yapacaktı? Söyleyin bana. Bakanlar kurulu. Peki parlamenter rejimi yürütmesini söylüyorum. Dikkat edin buraya. Bir, yürütme, cumhurbaşkanı artı başbakan artı bakanlar kurulu. Bu parlamenter rejimdeydi. Biz bunu kaldırdık. Neyi kaldırdık? İkisini kaldırdık. Bakanlar kurulunu kaldırdık, başbakanı kaldırdık. Kaldı başkan. Başkan da anayasanın 104. maddesinde yapması gereken, başbakanın, bakanlar kurulunun yapması gereken görevleri kararnameyle değiştirdi, başkanın altına getirmiş oldu. Bu bir diktatörlük değil. Diktatörlük ne zaman olacak? Sevinebilirler belki. İlerideki uygulamalarda, ilerideki parlamento dışı faaliyetlerde veya yargı dışı bir faaliyet kalırsa o zaman dersin ki sen yargıdan kaçıyorsun. Daha henüz bir diktatörlüğü görmüş değiliz. Ama Cumhurbaşkanlığı yetkilerini bir arada toplanması, ben size söyleyeyim, bu anayasa değişiminden önce Kenan Evren dönemindeki Cumhurbaşkanı bugünkü kadar yetkileri çoktu. Yürütme vardı, yasama vardı, yürütme hepsi vardı. Hepsi vardı. Peki. Ve adı da Cumhurbaşkanı olmasına rağmen rejimin altında ne söylüyordu başlangıcında? Biz bir parlamenter rejimiz, kuvvetler ayrılığı. Ama şimdi yapılan değişiklikte parlamenter rejim değil. Başkanlık rejimidir. Adı Cumhurbaşkanlığı nostaljisi kalsın diye. Dolayısıyla bu yetkilerin Tayyip Bey'de olması önemli, birleşmesi lazım. Biz uygulamaya bakmamız lazım. Uygulamada ne çıkacak? Nasıl olacak? Nasıl bir diktatörlüğe doğru gidecek mi? Gitmeyecek mi? Bize zararı olacak mı olmayacak mı? Ona bakmamız lazım. Peki. Buyurun. Halil Bey, şimdi biraz isterseniz hem ilaveniz varsa hocama buyurun. Bir de ne yapılması gerektiğini üzerine konuşalım biraz. Buyurun. Öyle mi? Evet. Şimdi tabii Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle beraber ondan sonra Türkiye'de artık yeni bir uygulama var. Buna bir defa psikolojik olarak toplumun alışması lazım. En başta meclisin alışması lazım. Esasında diktatörlük vesaire diye bir şeyin gelmesi mümkün değil. Çünkü yürütmeyi kontrol eden bir yasama merci duruyor. Mahkemeler duruyor. Yani evet. Bir defa biraz önce hocamın ifade ettiği üç erk ayrı ayrı birbirinden bağımsız olarak ayakta. Yani bu böyle olduğu sürece diktatörlük iftiradan başka bir şey değil. Yani bu bizi yanıltmasın. İki, tabii şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla Cumhurbaşkanımızın yani yürütmenin önü tamamen açılmış durumda. Ama bu eğer hocamın biraz önce söylediği gibi akşamleyin kararnameyi iptal et, birini işte görevlendir, sabahleyin yeniden koy şeklinde olursa bu bir defa adaletsizlik. Yani böyle şeyler olursa yani yapılacaksa önce ders yani, tabi yapılıp düzgünce yapılmalı. Bu bir defa yani bu tip şeyler zulüm. Bir şey evet. Yapacaksın, devamlı kalsın. Ben özellikle yeni dönemde Cumhurbaşkanımızın şahsından bir defa beklentilerimiz çok fazla. Tabii en çok da ona dua ediyoruz. Yani hakikaten Allah muvaffak etsin. Ayağına taş değmesin. Ondan sonra. Çünkü Devlet Bahçeli Bey'in dediği gibi Allah-u Teala Türk milletinin kaderiyle Cumhurbaşkanımızın Tayyip Erdoğan'ın kaderini mezzetmiş diyor MYK toplantısında. Gerçekten böyle bir durum var şu anda. Ondan sonra. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın bu yeni süreçte yeni seçimlere dönük olarak çok dikkatli olması lazım. Ben bu geçtiğimiz seçimlerde özellikle şu dikkatimi çekti. Yine tarikat ve cemaat yapılanmaları aracılığıyla işte seçimlere dönük manipülasyonlar yapılmaya çalışıldı. İşte atıyorum A şeyi cemaati işte çok sıkı takipçilerine şu partiye oy verin. Ondan sonra daha az güvendiklerine ondan sonra da şu partiye oy verin ama AK Parti'ye oy verdik deyin. Az güvendiklerine serbest bıraktık. İşte hiç güvenmediklerine AK Parti'ye oy veriyor deyin diyor. Şimdi bu bir defa bir, yani Ali'nin münafıklığın ya da FETÖ'nün daha önce yaptığı uygulamalardan bir tanesi. Şimdi şunu söyleyelim. FETÖ sadece devlette paralel yapılar oluşturmadı. Maalesef cemaatlerde de paralel yapılar oluşturdu. Ve bu paralel yapılar çok aktif bir şekilde harala gürele çalışmalara ve o cemaatlerde örgütlenmelere devam ediyor. Bazı cemaatler iktidarla yakın olmak, oradan bir takım işler kotarmak, adına da işte cemaati büyütüyoruz, cemaate hizmet ediyoruz şeklinde bir şeye mi tevessül ettiler? Maalesef böyle bir şey var. Şimdi tabii şey bir de şunu diyorlar. Mesela diyor ki işte arkadaşlar ya bizim işte ağabeyimiz iki peygamber tasarrufunda.
Ya bu şimdi açık şirk. Yani Diyanet İşleri Başkanı da ne yapıyor? Yani FETÖ yıllardır alkışladık. Aslan FETÖ bilmem ne. FETÖ 15 Temmuz'u yapınca ya işte Kur'an'dan da peygamberimizin ismini çıkarmışlar Kur'an meallerinden. Yapmayın ya. Ya arkadaş yani siz yıllarca burada maaş aldınız TÜİK ve müşitimin hakkından. Şimdiki Diyanet İşleri Başkanımız da geçmişte sonuç itibariyle bu insanlarla oturdu kalktı. Şimdi bakın yine benzer şeyler, başka gruplar benzer şeyler yapıyor. Şimdi bir de şu söyleniyor. Deniliyor ki ya arkadaş yani biz çok sesli olacağız. Herkesin fıtratı üzerinde bir hizmet var. Arkadaşlar bir dakika. İslam dininde tevhid esastır. Ya çok sesli bu ne ya? Ya bu demokrasi mi? Mahalle kahvesi mi bu? Tevhid esas yani sonuç itibariyle bizim ehli sünnet dediğimiz şey ve yıllardır İslam dünyasında bakın Emeviler, Abbasiler hemen akabinde Selçuklu ve Osmanlı ile beraber bir ehli sünnet çizgisi, ciltlerce basılmış mecelleler vesaireler yani bu manada ciddi emekler verilmiş ve esas olan burada tevhid. Şimdi bir de çok bu son zamanlarda biliyorsunuz bir polis müdürünün işte videosu dolaşıyor. İşte diyor ki kardeşim hiçbir şeyhe, şıha vesaireye, hocaya, abiye vesaireye itaat etmeyeceksiniz. Devlete ve amirlerinize itaat edeceksiniz. Şimdi o kadar açık ki mesaj. Şimdi diyorlar ki işte bu geçmişin işte Kemalist ideolojisinin ya da geçmişin ondan sonra da devletçi yapısının işte dayatmaları vesaire. Arkadaşlar bir dakika. Burada artık 15 Temmuz eğer bize kafamıza bir şeyleri dank ettirmediyse daha ne bekliyorsunuz ya? Yani Allah-u Teala sizin kafanıza tankı mı vurduracak? Ya İngilizler gelip bu ülkeyi işgal mi etsin? Kıbrıs'a indirdikleri 15 bin askeri getirip Türkiye'ye İstanbul'u mu bassınlar? Burada adamın söylediği şey gayet açık. Diyor ki kardeşim bak artık siz devletin memurusunuz. Sizin yetişmenizde emeği olan cemaat olabilir, tarikat olabilir vesaire olabilir. Ama burada onlara devletin içindeki, işte. Onlara da teşekkür ederiz. Ama burada esas olan, bakın devlet ciddiyeti, devlet hiyerarşisi, bu hiyerarşinin dışında başka bir hiyerarşiyle hareket etmeyin. Şimdi dolayısıyla, bakın gayet bizim 15 Temmuz'dan sonra özellikle bakın 15 Temmuz, Allah-u Teala'nın ilahi olarak bizi bir muhafazası, ama kimse bu kusura bakmasın iki de ikazıdır. Biz bu ikazdan ciddi manada dersler çıkarmamız lazım. Yani. Sosyal dersler çıkarmamız lazım. Ve bakın devlete, millete ve siyasete operasyon çekebilecek, dış güçlere malzeme olacak her tür yapıya karşı. Bakın bu siyasi yapı olabilir, STK'lar olabilir, cemaatler olabilir, tarikatlar olabilir. Bu tip sıcak karınlara ecdat ne Osmanlı, ne Selçuklu, ne Abbasi, ne Emevi, ne Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hiçbiri bakın bunlara müsaade etmediler. Bundan sonra da kıyamete kadar Müslümanlar devletlerine sahip çıksınlar. Peki. Yani benim özellikle 15 Temmuz'dan sonra ve yeni artık seçimlere bu ülkeyi, devleti, Türk milletini, ümmeti Muhammed'e de örnek olan bir Türkiye Cumhuriyeti devleti var. Eğer hazırlıyorsak bütün artık Anadolu'da bir model oluşturacak şekilde de bir yapılanmaya doğru gitmeliyiz. Evet. Yani böyle bir mesuliyetimiz var. Halis Bey diyorsunuz hocam, ki. Hocam bir dakikamız var. Bir toparlayalım. Bir şeyler söyleyeceksiniz evet. Herhalde buyurun. 15 Temmuz'un sonucundan ibret almak lazım, ders çıkarmak lazım. En büyük dersi ben size söyleyeyim. Şaşıracak herkes. Allah Devlet Bahçeli ve MHP'ye bir zarar vermesin. Bir daha tekrarlıyorum. Devlet Bahçeli ve MHP'ye zarar vermesin. Çünkü bu AK Parti MHP ittifakının çökmesi ve yok olması tekrar FETÖ hareketinin ortaya çıkmasıdır. Bu bir. İkincisi Tayyip Bey tayinler yapacak. Değiştirdiği kanunda ne getirmiş biliyor musun? Kendisiyle beraber gelecek, kendisiyle beraber gidecek. Kolay bir şey, tedbir değil bu. Bakın bunu kolay kolay yapmaz. Yani kendisiyle beraber gelecek. Diyebilirsin ki kendisinden sonra ki gelen cumhurbaşkanlarına hizmet etmek için. Hayır. Bu bir özgüven meselesidir. Ben göreve getirdiklerimi, ben gittiğim zaman siz de gideceksiniz. Oturun hizmet edin. Üçüncüsü, AK Parti yerel seçimlerde ve şu andaki hükümette ülkücüleri dikkate alsın, onları da... Onu söylediniz hocam. Ve peki. Onları dikkate alsın, yerel seçimdeki ittifak devam etmelidir diyorum. Değerli izleyenler, Ferman Demirkol hocam çok teşekkür ediyoruz katılımımızdan dolayı. Halil Mert Beyefendi çok teşekkür ediyoruz. Değerli fikirlerinizden yararlandık. Değerli izleyenler, bir vizyon programının daha sonuna geldik. İnşallah diğer vizyon programlarında görüşmek üzere diyelim. Tabii burada konuştuğumuz şey bir dost acı söyler, gerçekleri söylemeye konuklarımız
çalıştılar. Biz de o gayret içerisinde olduk. İkinci husus da elbette 80 milyon vatandaşımız eşit haklara sahiptir. Yönetme ve devletten yararlanma konusunda şu ya da bu görüş öne alınmalı, öne çıkarılmalı filan, bu doğru bir talep değildir. Bu talebin aslı liyakattır. Liyakat, ehliyet, sadakat. Sadakattir. Dolayısıyla bu kritere uyanlar falan cemaatten, filan cemaatten, falan partiden, filan partiden denilmeden bu kriterlerle, çünkü milletin devletidir. Dolayısıyla 15 Temmuz'da da bütün cemaatler, bütün partiler, pek çok hain olmayanlar dışında pek çoğu 15 Temmuz kıyamına katılmıştır. Dolayısıyla devlet 80 milyon kendi evladıdır, kendi yapısıdır diye sözlerimizi bitiriyoruz ve hepinize hayırlı akşamlar efendim.